Dostlar hoş geldiniz. Adana kentinin hem babam Turan Selçuk'un hem de amcam İlhan Selçuk'un kültür ve sanat yaşamlarında önemli bir rolü oldu. Dedem Mehmet Kasım Selçuk askerlik görevinden ötürü 1938'de Adana'ya atandı. Selçuklar 1942'ye dek Adana'da yani burada yaşadılar. Turhan ve İlhan Selçuk subay çocukları olmaları nedeniyle Anadolu'nun değişik noktalarında yaşamaya alışkındılar. Fakat Adana'da bambaşka bir renkle, özgün bir insan kalabalığıyla karşılaştılar. Adana onlar için delikanlıkların coşkusunu kucaklayan bir kent oldu. Turhan'la İlhan Adana Erkek Lisesi'nde birlikte okudular. Dedem hem onların hem de Yaşar amcanın, Yaşar Kemal'in askerlik hocası oldu. Turhan iç çizgilerine Adana'da başladı. 1941'den başlayarak günlük siyasi gazete Türk Sözü'nde karikatür çizdi. İlk sinema afişlerini buradaki Alsaray sinemasında yaptı. Dönemin filmlerini ona ayrılmış özel locasında izledi. Adanalı değiliz ama Adanalı biliniriz diyen Turhan ve İlhan Selçuk'un gençlik yıllarının ilk yaşam deneyimleri bu kentte oluştu. Orhan Kemal, Yaşar Kemal gibi değerli yazarlarının arasına 1930'ların sonunda Adanalı olmayan Arif Dino, Abidin Dino da katıldı. Böylelikle Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Arif Dino, Abidin Dino, Turhan Selçuk, İlhan Selçuk birbirleriyle düşünce, görüş alışverişi yaptılar. Birbirlerinden beslendiler, etkilendiler, dayanıştılar. Adana'dan sonra İstanbul'a gelen Selçuk kardeşler 5 Ocak 1956'da Dolmuş dergisini çıkardılar. Dolmuş'u Adana'nın bağımsızlığını kazanma gününde yayınlamaları bir rastlantı değildi. 1930'lar, 1940'lar değişik zamanlardı. Sanata, kültüre, yazına, karikatüre önem veriliyordu. Günümüzde ne yazık ki değerler sarsılmakta. Şimdilerde onların yarattığı dayanışmanın, paylaşımın yeniden yakalanacağına pek inanmıyorum. Öylesine bir zamanmış ki o zamanlar, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Abidin Dino, Arif Dino, Turhan Selçuk, İlhan Selçuk bir aradalar. Stefan Zweig'ın vurguladığı gibi yıldızın parladığı anlar yaşanıyordu. Bu değerli adlar her insan gibi dünyamızdan bir kere gelip geçtiler. Bıraktıkları izler ülkemizin dışına da ulaştı. Yerleri doğallıkla kimse tarafından doldurulamaz. Babam ve amcamın yaşamlarında olduğu gibi ne güzeldir ki Adana benim yaşantımda da önemli bir kente dönüştü. Ne zaman Adana'da olsam aynı sokaklardan geçmiş olduğumuza babamın ve amcamın izledikleri Seyhan Nehri'ni onlar yanımdaymışça izliyorum. Nehrin yatağında akıp giden su bana zamanın geçişini anımsatıyor sık sık. Onlar zamana iz bırakıp geçtiler ve bıraktıkları izler insanı yücelten izler oldu. Bugün birlikte 12 Ocak'ta 100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi'ni birlikte açıyoruz. Turhan da İlhan da Cumhuriyet çocuklarıydı. Cumhuriyet'in içine doğdular. Yaşamları süresince Cumhuriyet aydınlanmasını savundular. Söz çizginin sergisinde Turhan Selçuk'un 1959-2002 yılı arasında çizdiği karikatürler yer almakta. Ne kadar güncel, zamansız, tüm zamanları kapsayan evrensel karikatürler olduklarını hep birlikte göreceğiz. Geldiğiniz için çok teşekkürler. İyi akşamlar.